Bugün evinden merhabalar değerli izleyiciler. Huzurlarınızdayız. Klasik kadro. Ee, Zeki Uzun Haldun Domaç. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, i̇yi haftalar. Daha. Hoş bulduk. iyi haftalar diliyoruz. Ee, gerçi Mustafa pazar günü de çalışıyordu. Şimdi onun için evet. hafta pazardan başlamıştır muhtemelen ama bize pazartesiden başlıyor. Kardeşime evet. pazar günü program yapmak da ayrı yakışıyor. Yani çok yakışıyor. Keyifli oluyor değil mi? Ekranda çok yakışıklı Evde izlemek olabilir. falan keyifli <laughs> oluyor yani. Evet. <laughs> Çok teşekkür ederim. Gün bu arada bir de konu çok kesicikti. sıcak bir gelişme var. Kastan Beşiktaş'a kötü haber. Avrupa gelirlerinin %15'inin kesilmesine yapılan itiraz reddedildi değerli izleyiciler. E, UEFA e, vadesi geçen borçlar nedeniyle Beşiktaş'a gelecek sezon gelirlerinin %15'ini keseceğine dair bir bildirimde bulunmuştu. Beşiktaş da kasa giderek bu, bu duruma itiraz etmişti. Kas kararını verdi ve UEFA'yı haklı buldu. Beşiktaş'ın itirazını reddetti. Ancak Beşiktaş 30 Haziran'a kadar 3 milyon euro öderse ceza da iptal olacak. Ee, bunu da söyleyelim. Galiba 3 milyon euro %15'ten daha mantıklı görünüyor. Ee, ne acaba? dersiniz? Şampiyonlar Öyle Ligi mi? gelirlerini hesaba katarsak. Yok. Değildir ya. Olmuyor. Neden olmuyor? Şöyle Neden? söyleyeyim. 30 milyon euro şeyden gelecek. Şampiyonlar Ligi'nden hesaplıyorsun. %15'i ne yapar? 4,5 milyon evet. euro yapar. 3 milyon doğru. 3 milyon. 3 doğru. milyon. Hesap 3, daha milyon iyi %10, 3 milyon euro yapar. 3 milyon yapıyor. <laughs> doğru doğru. Yani Ama 200, 250 hayır, 40, 250 bin 40 euro gibi bir hesaplamazsan olabilir. daha mantıklı evet. geliyor. Haklısın. Matam görüyorsun işte? Evet. Yani evet. para hesabını kim daha iyi biliyormuş? Anlaşıldı <laughs> yani. Para hesabı olmayan daha iyi bilir. <laughs> bu, işler, bu işler her zaman böyle. Ama <laughs> nihayetinde doğru. 3 milyon euroyu öderse, evet, evet. kaldı ki orada galibiyetlerin inşallah, e, puanların gelirleri de olacak. Onları da üzerine kattığınızda. Galiba 3 milyonu ödemek daha mantıklı. Daha mantıklı görünüyor. Tabii evet. o, o 3 milyon euronuz varsa. Evet bir de öyle bir durum var tabii. Tabii. Tak tamam diye mi? ödeyeceksin. Onu evet. ödeyeceksin. Beşiktaş o kaynağı bulur. Büyük Beşiktaş evet. camiası. Pamuk eller evet. cebe. Yani bulsun Yok, zaten abi. yani bana göre. Ya da yayıncı kuruluş artık bir kasa kolaylığı sağlasın. Kulüplere de şu transferleri yapsınlar ya. Yayıncı kuruluş daha galiba paraları da ödemedi. Ödemiyor tabii. Yani, Başlar başlamadan ödemez. Sayın Ahmet e, Nurçebi ve yönetimi <laughs> hani geçmiş kendilerinden önceki o iki yılın hala enkazını kaldırma çabası içindeler. Allah kolaylık versin. Hani böyle vakti geldiğinde Ahmet Nurçebi'yi eleştiriyoruz, Ali Koç'u eleştiriyoruz, işte o dönemde Mustafa Cengiz'i eleştiriyoruz değil mi? Ama... bu insanları eleştiriyoruz da bir de bu insanların aldıkları fatura var. Yani bir tabii, de tabii, yemedikleri yemeğin hesabını ödüyorlar mı? Ödüyorlar belirli noktalarda. Bu sadece burada biri... şunu söyleyebilirim. Gelirken biliyorlar ama. Evet. Gelirken biliyorlar. Tam boyutunu bilmiyorlar. Yani biliyorlar. Biliyorlar, yani. genelde biliyorlar. bilirler Genelde ya. biliyorlar. Yani, Çünkü yani Sayın dört... Ali Koç ne demişti hatırlarsınız? Yani kulübün mali tablosunu incelemek için yetkili arkadaşı göndermek istedim ama izin vermediler. Hayır, hayır şunu biliyorlar yani, yani, Genel borç biliniyor ama ne zaman, kimlerle icralık, hangi zaman, hangi tarihte, hangi borç acil ödenmesi gerekiyor onları bilmiyorlar. Geldikleri anda dediğimiz gibi işte 200-300 icra dosyası, dosyasıyla karşılaşıyorlar. Onu bilmezler ama genel olarak ekonomistler, futbol ekonomistler açıklıyor zaten dört yarım borçlarını e, net bir şekilde her yıl açıklıyorlar. Ki bununla ilgili kitapçıklar hazırlanıyor, gazetelere de gönderiliyor, kalem kalem var. Ama e, yapacak da bir şey yok. Birileri çıkıp bu koltuğa oturuyor. Dört büyük kulübün borcu 12 milyar diye zaten açıklanmıyor mu? Açıklanıyor da. Evet, o borcun yani. niteliği yani ha, harcın tamam, tamam. borcunuz vardır, sizi idare eder. Ama oyuncuya Diğerlere o detaylara çok girmiyorlar. Üfaya gitmişti Üfaya gitmişti ama öyle düşünmeyeceksin. Sen yani bir işin altına girdiğin anda, Beşiktaş Kulübü Başkanı olduğun anda 3 milyar borç ödeyeceğini bileceksin. Genelde yüzde yirmi, söylediğin de haklısın, yüzde yirmi ekstra borç çıkar. Yüzde yirmi çıkar o. Yani Hacı. işte elden verilenler, alınanlar türü ama genel anlamda baktığında fiyat öyledir yani. Evet yani, ama hani o borç, tayyem, Bakkala, kasaba, nasıl... manava yani onlara bile borçlar biliyorsun bir dönemde tamam. Filolia'da öyle bir durum vardı. Tabii, Daha tabii, tabii. Evet. Ya genelde pek çok yerde o yani, durumlar. şu anda da var tabii ki. Genelde oluyor genelde. Borcun niteliği önemli. Yani borç kime? Oyuncuyaysa FIFA'ya gitmişse orada sizin elinizi, elinizi kilitliyorlar işte. Ee, bir de kitlenmeyecek yerler var. Yani, Türkiye'de ise biliyorsunuz federasyon ilerliyor. %15, %15 faiz. %15 oluyor. üzerine yani çok bir kar olmayacak sonuçta ama Beşiktaş'ın öyle görünüyor. Yani Beşiktaş kulübü açıklama yapar bu konuda mutlaka. Hani bu parayı ödeyeceğiz. Şu kadar karımız olacak diye. Onun da çalışmasını yapıyorlar mutlaka. o hesabı yani kabaca kabaca ben hesabı biraz yanlış düşündüm. Kabaca zaten 30 milyon euro gibi bir gelir elde edeceksin. Yani 40 e... düşünse onlar kâr olur. 40 gibi yani. gelir hani kazanacağız işte gruptan çıkacağız. Hayır yani grup işte öyle İlk bir 3 galibiyet Hes... alacağız falan derlerse. Ya yani işte 40 45 falan diye düşünürsen o zaman, o zaman şöyle bir şansın var yani en azından şimdi ödeme yapmayacaksın. Evet. Yani öyle gelenden kesilecek. Tabii o yani zaman. sen para ödemeyeceksin. Öyle Tabii bir avantajın var. Ya yani şimdi 3 milyon euroyu ödemek zorundasın ki bu %15 geliri elde edebilir. diye. Tamamını alabilmek için. Alabilmek demek. için. Öbür türlü öbür türlü kazandıkça sen kazandıkça sana mesela kesilecek. ayak bastı paranı kesecek Tabii. vesaire. Yani sen cebinden kasadan yeni bir para ödemeyeceksin. Sadece gelirin düşecek. Ama yani, yani yine basit bir hesapla %50 faizle 3 aylık borç almış olacaksın. Eyvah. O hesaba vurduğumuzda ben yani şimdi, 3 milyonu 4 milyon olarak tabii. faizli. Geciktirirsen gecikme faizi olur doğru söylüyor. Bir de işin o tarafı var. Yok yani 4,5'a tamam ben 3'e razıyım gelirlerden kessin. Hayır. Şunu ee, söylüyor ama diyor ki yani sana faiz, al, al, al. faiz alacağım falan demiyor. Diyor ki senin gelirlerinden %15'ini alacağım diyor. Tabii faiz doğru. demiyor ki Tabii, gelirinden %15'ini alacağım. Halil'in abinin dediği çok doğru bir şey var. 45 milyon euronun üzerinden %15 almak mı daha doğru? 30 milyon euronun üzerinden %15 almak mı daha doğru? Daha doğru doğru oranı 30 milyon euronun üzerinden çünkü kazandıkça %15'in oranı artacak. 3 milyon derken 4.5 milyon euro olacak. Onu söylüyor Adnan abi. bence çok daha önemli nokta şunu özellikle vurguluyorum. Bir tanesinde para ödeyeceksin. 3 milyon euro bulup ödemek zorundasın. Evet. Diğerinde para ödemeyeceksin. Ama %15 artacak hep. Ha, Ama 4.5 milyon gidecek. Ha, yani yani sen Tabii. kazandıkça kazan Tabii. kazanırsan 40'lara 45'lere giderse. Ama kazanırsan. Yani mesela Ama işte o da e, var. Şöyle bir şey var. Galatasaray Kulübü e, Şampiyonlar Ligi'ne katıldı kendi hakkını alacak senin hakkın düşecek ya yani Türkiye evet. hakkındaki be, bir bölüm e, şimdi genelde biz hani Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden ikinci takımımız eee mücadele eden takımımız gitmiyor diye birinci olan takımın meblağını yükseltiyoruz 30'lar 40'lar falan çıkıyor ama giderse eğer bir miktarında Galatasaray elde edecek böyle bakmak lazım dolayısıyla hani şunu hesap şunu hesaplayabilir kulüp yani açıklama yapabilirler mutlaka ya, mutlaka ya 3 milyon euro bulup da şimdi kasa davayı davanın karşılığını ödeyelim ve yüzde on beşimize el konmasın düşüncesi 3 milyon euro bulmak demek öbür türlü yani şöyle bir şansım var öbür türlü bir para vermeyeceksin Eğer kazanırsan yüzde otuz alırsan 444 buçuk ödeyeceksin 40 alırsan biraz daha fazla ödeyeceksin ya ama netice itibariyle kasandan elinden bir para vermeyeceksin çıkmayacak yani evet Yine orada bir zarar galiba olacak. Zarar Ama yay, yayın zaten, bitiminde bence. Zarar var Bu zaten. Zarar zaten. kesiyorlar zaten. Zaten zarar olmuş zaten bence. yani. 3 versen de olmuş zarar yani. Ne olmuş canım zarar, <laughs> ol zarar <gülüyor> olmuş. <gülüyor> <ya>. zarar olmuş. Zarar oluşmuş. Peki. Emre Kaplan hazır. Ee, Galatasaray'da tabii.